Yine İstanbul'dayız efendim. Bakın, eşinden boşanmak isteyen Mihriban Özkan ekranlarda dehşeti yaşadı efendim Mihriban Hanım. Uzaklaştırma kararı çıkarttığı kocası elinde bir bıçakla iş yerini basıp onu öldüresiye dövdü. Bakın, akıl alır gibi değil ama olaydan hemen sonra kaçan kocası da kahvehanede okey oynarken yakalandı. Ben bağırmayayım diye ağzıma vurdu. Şuralarımı falan hissetmiyorum. Ön dişlerim patladı falan. Bıçağın buruma geldiğini hatırlıyorum. O esnada bir şeyle şöyle bir hamle yaptığımda bıçak boşa gitti. Boşanma aşamasında olduğu karısının iş yerini bastı. Elindeki bıçakla dehşet saçtı. Bu akıl almaz görüntüler Küçükçekmece'de kayda geçti. Karısının açtığı boşanma davasını hazmedemeyen Bilal Özkan çılgına döndü. Onu bu kararından vazgeçirmek için her yolu denedi. Mihriban Özkan ve çocuklarını ölümle tehdit eden gözü dönmüş adam, tehditlerin ardından hain planını devreye soktu. Karısının iş yerini basarak elindeki bıçakla kabusu yaşattı. Seni bu alt katta öldüreceğim, cenazem burada çıkacak diye. İş yeri içindeki o kovalamacı anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Gözü dönen Bilal Özkan yakaladığı karısını yere yatırıp tekme tokat dövmeye başladı. Hırsını alamayınca da bıçak çekti. O sırada bu halının üzerinden üstüme atlarken ben boşluktan kaçıverdim. Kaçarken de tabii kapıyı itemediğim için bu beni saçımdan yakaladı. Hakkında uzaklaştırma kararı bile çıkartan karısına dehşeti yaşatan Bilal Özkan olay yerinden kaçtı. Ama şikayet üzerine peşine düşen ekipler onu kıraathanede okey oynarken yakaladı. Ya o gün o kadın beni görmeseydi ben şu an burada değil mezarda olacaktım ki herkes bir gün ölecek. Bunun bilincinde insanlarız. Herkes bir gün ölecek ama ben de herkes gibi, yani Allah'ın emrettiği gibi dinimizde, ben ecelimle ölmek istiyorum. Bilal Özkan kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adliye gönderildi. Her gün ölüm korkusuyla yaşadığı eşi de onun en ağır cezayı almasını talep ediyor.